Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Seyyidina ve nebiyyina Muhammedin el emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyküm ustazımız Şeyh Hazretleri. Esselamu aleyküm barça aziz iştirakçılar ve hürmetli tamaşabiller. Allah subhanahu ve ta'ala bu meclisimizle hayriyetli, berekatli kılsın. İlimiz, yurtumuz manfaatı için ülken yaşlılıklarına sebep oluşun. Allah uzun müyesser eylesin. Azizler, yurtumuzda dini erkirlik, dini edebiyatlarına rivacı günden günge terakkiyat alıp ilimiz, yurtumuz baht saadetki erişip yaşlılıklarına muvaffak bulup dini savarlarımız aşıp, gözelleşip varmakta. Bunun için Allah subhanahu ve teala'ya riyadet, hamdü sanalarımız bulsun. Üç bu cereyanda Allah ile bir kurun tütken ustazımızın iki kitapları, Açık Hat kitabı ve Kekselerini Ezazlaş bu yılge 2015. yıl hükümetimiz tamamından yılını Kekselerini Ezazlaş ile dip etergeni münasebeti bilen yazılgen Üşbu kekselerini ezazlaş eseri. Üşbu iki eserinin takdimatı üçün bu yılda cemlenip durumuz. Sözünün evvelini ustazımız Şeyh Hazretler gibi veremiz. Ondan keyin muhterem damlarımız ve Abla Rakem bölgelikte kitap hakkındaki mülahazelerini eklediler. Merhamet ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'akibatu lilmuttakin. Ve salatu ve selamu ala khayri khalkihi Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Aldın hazırlığa takdim kılınırken kitaplarının evvelisi Açık Hat kitabı doğrusu da söz yürütsek de onu bitirgenden ki inşallah kekselerinin ezazı barasındaki kitap takdimatını kısak. Kitablarını yazılış tarihi hem şu vakiyelerini keçiş cereyanı hem çünkü muvaffak gelirler. Hemenizde malum ki hazırlık küllerde Müslüman adamlar özünün başından en ağır küllerini kesilmekte. Bizim şanlı tarihimiz devamında Müslüman ümmeti bunçelik zayıf halde şükürlerini bırak istek almaydı. Ve bunda açınarlı halatını yüzeye çıkışıyla türlü sebepler, bahaneler, haletler var. Lekin şunlarının en uluğlarından, en kettesi, en nakurayıdan bittesi Müslümanların özara ihtilafları, gelişme uçurikleri, birbirlerinin kanını töküş, canını yok kılış, avrosunun töküşünü tap tapma kılıyarken haletleri kılıyarken. Ve manaşı işlerinin köprüde ulamalarının yapıya kulak salması, ahli ilimlerini nasihatle ibrat alması kanatları sebep ekenliği hemenin muhafazası turuttu. Ana şu barada çok göbler eğitili yaptı, yazılı yaptı, tekrar hadiselerde bahalar hem verilmekte. Ana o şey manalarda şu siz bilen biz takdimatını kılıyorken Açık Hat'dir atılgan kitabının yüzeye gelişine hem bir kança vakiyeler sebep oldu. Hemenizde malum ki ötken Ramazan ayında Irak ve Şam'daki İslam devleti degen namını özlerine koyulgan grup halifelik ilan kılıçtı. Ana İslam devleti degen yapını özlerine şia kılıçtı, alıştı. Vakiyen işleri ise İslam'a doğru kemelerine hem de görüp bürüp durdu. Ana şimdi teşvişli bir halette ulemalar o sözlerine etse lazım labut edi. Her kim demek şahs sıfatı da ya ki teşkilat sıfatı da beyanatlar verişi bazı bir nasihat sözlerine etişi tenkıt kırışı yolda koyuldu. Peki şu bilen bölge Yerdanya devletindeki müessesesi Ahlul Beyt Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın Ahlul Beytleri müessesesi de batırgan
Krallık Akademiyası dünyada bir köküne ulamalarına pozisyonu alan bu akademiye uzak günlerden beri semerali faaliyet kursatıp geliyorken ve Müslüman ümmetine gerek bugün vaktinde gereklilik sözünü bana da etip geliyorken akademiye saplanadı. Oşa akademiyaga kamerina hadiminiz hem azalma bundan aldın hem çünkü oşuyan bir ekide bayanatlarla çıkan edik. Cümleden evvelki payetlerde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mazhara kılıç suratlarını, resimlerini çıkarıp bu kişinin bir avgrop buluşuna kurum geldilerge ve bütün din erbablarına müracaat kılıp dini itikadlarını parimat kılmasıdık, kularını harlamasıdık manası da kedişi ve alış kereliği doğrusu da tekte bir hücret kılgenedik, onu takkat kılgenedik. Bugünkü vakiyelerden keyin sentyabr ayını birinci yarımıda ortalarına gelip akademiya yine özünü bu arada hem fikrini etişe hareketine düştü ve öz azalarına elektron poştalar arkalı, başka vasıtalar arkalı bağlanıp, cümleden menge hem bağlanıp bana şu manada bir açık hat kırış niyetimiz var. Şunu demek layıkasını kısak da keyin hammamız muhakeme kıptırıp bir metinge gelişip ilan kılığınız degen mana buldu. Ben öz razılığımını bildirdim. Keyin 18. sentyabr günü menge layıkanın tuluk nuskası geldi. Ben onu dikkat bilen okup özümü fikir mülahazalarını yazdım. Yine demek bir neyse var. Şu malumat anlaşılgandan keyin ahırı 24. sentyabr günü açık hat deb atargan bu hujjatni so'nggi nusxasi va unga imzo chekish demak istagini bildirgan ulamolarni ro'yxati keldi. Men bularni hammasini qo'llab-quvvatlab o'zimni imzomni qo'ydim. Bundan keyin bir kun, ikki kun o'tib turib matbuotda e'lon qilindi. Ana shu jarayonda biz ham buni o'zimizni tilimizga tarjima qilishga urinib turdik. Agar o'sha so'nggi nusxasi qaror topgandan keyin o'shunga moslab turib, keyin internetda e'lon qilamiz degan ma'noda. Bu ishda menga o'zimizni xodimlarimizdan Ozodbek yordam berdi. Men ochiq xatni matnini ovoz yozuvi bilan tarjima qilib odamga yubordim. U kishi zudlik bilan kechalarni uxlamasdan bo'lsa ham uylarida demak buni kompyuterga tushirib tayyorlab turildi. Ochiq xatni so'nggi nusxasi kelganda hozircham o'sha demak xatimizni ochiq xatni asl nusxasiga moslash, manbalarni yozish, hoshiyalarni chiqarish, boshqa ishlarni yo'lga qo'ydida tezda o'sha kunlari biz demak saytimizga bu narsani chiqardik. Juda ko'p odamlar o'qidi, yaxshi tilaklar bildirdi, haqiqatni tushunganlarini e'lon qilishdi, tashakkurlar aytishdi. Shu bilan birga rus tilidagi saytimizni xodimlari Alisher sheriklari bilan rus tiliga tarjima qilib chiqarishni yo'lga qo'yishdi. Juda ko'p odamlardan fikr mulohazalar, tashakkurlar, haqiqatni tushunganlari to'g'risida bayonotlar keldi. O'shularning ichida shu narsalarni ko'pchilik foydalanishi uchun bir kitob qilib chiqarsa bo'lmaydimi degan takliflar ham bor edi. Men o'zim ham shuni o'ylab turdim. Avvalo shu hujjatni o'zini chiqarish niyati bor edi, lekin ulamolar bilan maslahat qilib bu hujjatni atrofiga bir tushuntirish xatlari, bunaqa ko'ngilsiz holatni kelib chiqishida demak o'rin tutgan voqealar, hodisalar, ba'zi bir shaxslar to'g'risida so'z yuritish, kishilarimizga o'sha hujjatni yanada tushunarliroq bo'lishi uchun qo'shimchalar kiritish maslahatlari bo'ldi. Undan keyin tarixda ham shunga o'xshagan hodisalar bo'lganligi va unda ulug' zotlar, Hazrati Ali'dek buyuk zotlarni ko'rsatgan jasoratlari, qilgan karomatlari va boshqa ko'pgina demak ma'lumotlarni qo'shilib mana yaxlit bir kitob holiga keltirildi. Bu kitobni oxiri yozish ishlari
noyabr ayında son gece yetti. Keyin mana nashriyatdagi azizlarimiz bunu tahrir qilish, tasvir qilish, demak teknik jihatdan kitob shakliga keltirish va boshqa ishlarni o'rniga qo'yib dini komitaga berildi. Dini komita demak xodimlari ularni o'qib tekshirib chop qilishga ruxsat bo'lganlaridan keyin mana chop ham qilindi, lekin galagrama yana bir hisoblarga ko'ra biroz kechikdi. Biz tezroq chiqarish niyatimiz bor edi, lekin Allohning o'zi nima iroda qilsa shu bo'ladi. Bandaning irodasi Allohning irodasiga bo'ysunadi. Alhamdulillah mana shu kunlarga nasib qilgan ekan, mana chiqib hozir sanoqli kunlarda 1000 dona demak sotilib bo'lgani, yana galagramaga qarab qolganimiz aytilyapti. İnşallah bunların hepsi yaxşı oladı. En asasisi mana şu kitap çıkıp halkımızdan bir kısmı bundaki malumatlarını okup faydalanıp hazır hammamızın teşvikli salıp durgan ayançlı halatını negizini düşünüp yetişi ve bunu bertaraf kılıçta alel akal kalbi bile iştirak yetişi duası bile iştirak yetip ozu, aile azaları tanış bilişlerini mana şu katerden demek saklaş masahatlarının veriş imkanı ve yetip alış hem biz için kette bir bak olardı degen umutlarımız. Etibarlarız için rahmet. Rahmet ustaz, Allah subhanahu wa ta'ala keyingi dinimiz yolunda kılınan hizmetlerimizde hem özü medetkar bulup köprü muvaffakiyetlerini ata eylesin. Şimdi üç bu açık hak hakkında muhterem Amrar Damlamız'dan dinleyimiz. O kişi bu kitap hakkındaki fikir mülahazelerini, izahlarını beyan kıladılar. Merhamet. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم محترم شيخ حضرات لرى قدر لي أكبوك أبا سنجل برادر لك مانا بقوم بس Bugungi majlisimizda bizni o'zimizni ona tilimizda chop etilgan bugungi dolzarb hayot tarziga muvofiq bo'lgan ochiq xat degan kitobchamizni taqdimotida yig'ilib o'tiribmiz. Bu kitobning yozilish tarixi, unga turtki bo'lgan sabablar to'g'risida ustozimiz shayx hazratlari qisqa va lo'nda kirishni qilib berdilar. Biz şu kitabın takdimatı cereyanlıdır. Kitap içindeki alva sürülgen meselelerine kıskaca tohtalıp öderiz. Kitabın sahifesi 166 sahifeden ibaret. Bundan 60 sahifemiz aldırrak ilan kılınken internet saytlarımızda köpçülükke yetip borgen İordaniya Krallığı Akademiyası ulamalarının 126'da alimlerinin icması bilen ilan kılınken açık hat metnidir. Bu metin içtimai tarmaklarda ilan kılınkenden keyin onge nisbeten cüde köp münasebetlerini köpçülükümüz küzettik. Kalbide ihlası bulgen muhlis, halis musulmanlarını yakşı kabul kılgenliklerini ve bu kitap bu hatdan yaxshi xulosa olganliklarini kuzatish bilan birga unga muxoliflik qilib o'zini ta'assubi bilan unga qarshilik bildirganlarni ham bir necha bor kuzatdik. Maktub to'g'risida mulohazalar turli bo'lishi tabiiy, chunki yer yuzida hech bir inson yo'qki uni hamma qo'llab-quvvatlasin yoki hamma uni inkor qilsin. Albatta har kimni o'z muxolifi bo'lgani singari onun muhlisi ham bo'lishi tabiiy. Ammo biz ilmiy doirada sof islomiy tushunchalar bilan bu maktubni na qadar haqiqatlarni bayon qilganligini tahlil qiladigan bo'lsak, biz bu ochiq xatning mavzusida biror bir tuzumga yoki qaysidir bir toifaga yon bosishlik emas, balki sof islomiy ta'limotlarning taqdimotini kuzatamiz. Bu endi arab diyorlarida arab tilida bo'lgan xat bo'lganligi uchun uni tarjimasi
bizni diyorlarda tarqatilganligi uchun ayrim o'rinlarda odamlarni hayolida tushunmovchiliklar bo'lganligi tabiiy. Shuni hisobga olib ustozimiz shayx hazratlari bu xatni ustida sal jiddiyroq to'xtalish kerakligini va bunga tushuntirish berish kerakligini mulohaza qildilar va ushbu kitobcha dunyoga kelishiga shu mulohazalar turtki bo'ldi. Mulohazalarni dastlabki boblarida mana bu kitobchani mazmun darajasiga bir nazar solsak, işte xatgacha kelgan kirish qismlarida turli bo'limlar ajratilib, ularda xatning yozilishiga sabab bo'lgan, bugungi kunda global muammoga sabab bo'lib turgan musulmonlar ichidagi tashvishlarni kelib chiqish ildizlariga to'xtalib o'tganlar. Mana achinarli holat bo'limi orqali hozirgi kunimizda musulmon o'lkalarida bo'layotgan og'ir musibatlarni asoslarini, kelib chiqish sabablarini zikr qilib o'tganlar. Keyingi bo'lim mana islom tinchlik dini savlohasi bilan ochilgan va unda ham islomning tinchlik dini ekanligiga ishonarli sahih dalillar keltirilgan. Terrorga oid xabarlar, terror guvohatining kelib chiqishi, asli terror tushunchasi islomga oid bo'lmaganligi, bu tushunchalarni dastlab boshqa din vakillari qo'zg'aganligi va bunga sodda, yosh, qiziqqon, radikal ruhdagi musulmon yoshlar aldanib, ularning tuzog'iga tushib, bu o'yinga o'yinchi bo'lib qolganliklariga ishonarli dalillarni keltirganlar. Xatolarni ro'yobga chiqishligini indizlari aytilgandan so'ng kitobning davomida bu xatolarni bugungi kundagi musulmon olamidagi bo'lib turgan xatolarni to'g'rilashga nechog'lik harakatlar bo'lganligi to'g'risida fikrlar aytilgan. Endi kitobni hali aytganimizdek hech bir tuzumga yoki hech bir toifaga yon bosishlik ruhi yo'qligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda sof islomiy tushunchalar, islomiy qoidalar bayon qilingan. Ulardan biri istitoa fiqhi, ya'ni istitoa imkoniyat, istitoa fiqhi ya'ni imkoniyatdan kelib chiqib bir ishga qo'l urish. Bu islomning mashhur qoidalaridan, islom tushunchasini, islom ta'limotlarini eng mashhur qoidalaridan biri. Bu fiqhni bilmaslik oqibatida kelib chiqqan muammolarni o'ta ishonchli tarzda bayon qilinganligini ko'ramiz. Kitobni o'qigan inson bu borada ham ancha islomiy saviyada yuksalishni o'zida sezadi. Uni ortidan islom shariatida ko'zlangan asosiy maqsad insonlarga yengillik tug'dirish, ularga og'irlik qilmaslikni ko'zda tutganlik zikrlari keladi. Bu borada shariatning majburiyat qoidalari, zarurat qoidalari, ehtiyoj vazifalari, qay o'rinda musulmon odam qaysi holatda ekanligini yaxshi anglashlik borasida tushunchalar beriladi. Islom dinining mo'tadillik dini ekanligi ham urg'u berilgan. Shoshqaloqlik, takfirchilik, musulmon bo'lib turib boshqa musulmonlarni kufrda ayblash, dindan chiqishlikda fisqda ayblashlikni shoshqaloqlik ekanligi ham urg'u berilgan. Mana zararni daf qilish xususiyatlari qoidalarining ostida islom asoslaridan bo'lgan mashhur qoidalar keltirilgan. Masalan, la darara va la dirar, ya'ni zarar berish yo'q islomda va zararga qarshi zarar bilan javob berish yo'q. Biz bugun kuzatib turgan hayotimizdagi tajribalarda o'zlari islomni eng jon kuyaramiz degan da'voni olg'a surayotganlar zarar berganga qarshi zarar bilan javob berishlikni o'zlariga qonun qilib olgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Hadlarni joriy qilish masalalari, yo'lini topsa sulh ham fath bo'lishlik to'g'risidagi masalalar, ularning barchasi shariat qonunlari, shariat matnlari asosida isbotlanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kitobdagi tushunchalar, kitobdan oldinga surilgan ilmiy bahslar
shaxsiy qarashlarning majmuasi emas. Bular albatta shariatning ko'rsatmalari, Qur'on Karim oyatlari, sahih hadislarning sahih hadislardan chiqqan hukmlar desak, mubolag'a bo'lmaydi. Kitobning oxirida o'sha biz oldinroq ijtimoiy tarmoqlarda o'zimiz guvohi bo'lgan tarjimasi qo'yilgan ochiq xatning matni berilgan. Matnni ichida ko'pchilik o'qigan bo'lsa, ko'rgan, kitobchada yana qaytadan ko'rish mumkin. Butun dunyo ulamolari kengashi, xususan Iordaniya qirolligi akademiyasining a'zolaridan tashkil topgan 126 ta mashhur ulamolar ochiq xatda bugungi kundagi Iroqda joylashib olgan, o'zlariga xilofat nomini bergan bir jamoaning qilayotgan xatolarini sanab chiqishgan. Ochiq xatda o'sha toifalarni 20 dan ortiq xatolari, sarih ochiq xatolari oyat hadislar bilan ochiqchasiga ko'rsatilgan. Ulamolar ularning xatolari islom shariatiga zid ekanligini, ya'ni ularni qilayotgan 20 dan ortiq qilib o'tgan ishlarining islom fiqhiga umuman tushmasligini isbotlashgan. Bu ochiq xatga mana biz meni kuzatishim bo'yicha boshqalar biladi yo bilmayman, lekin mandagi aniq ma'lumotga ko'ra hali u toifadan javob qaytgani yo'q. O'ylamaydi, javobdan berishmaydi. Sababi bunday bu qadar ilmiy asoslarga javob berib bo'lmaydi. Ya'ni buni rad qilib bo'lmaydigan asoslar. Ammo bizni o'zbek zabon adashgan guruhlarga mansub bo'lgan o'zbek zabon yoshlarimizdan internet sahifalarida ba'zi gaplarga ko'zim tushib qoldi. Bular nima emish? Butun boshli xat xato emish. Xullas, raddiya bermoqchi bo'lganlarning ayrimlarini go'yo bu xatni xato ekanligiga dalil bo'laroq xatning oxirida kelgan Imom Buxoriyning shayxlaridan Nu'aym ibn Hammodning Fitan kitoblariga kitoblarda rivoyat qilingan Hazrati Ali'dan degan bir asarni zaif ekanligini olg'a surayotganlarini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, hadisning zaiflik masalasiga amal qilish qilmaslik bu alohida uzun mavzu. Bu haqda to'xtalishimiz shart emas. Buni mutaxassislar ko'rib hal qilib olishadi. Lekin nima uchun 20 dan ortiq xatoga oyatni mutawatirlar hadisi sahih hadislar bilan raddiya berilgan jumlalarning birortasiga e'tiroz bildirmasdan turib, xatni ichida zaif deb sanalgan bitta hadisni ilovaga keltirilgan bitta hadisni olib, butun boshli xatni yolg'onga chiqarish mumkin, zaifga chiqarish mumkin. Menimcha bu adolatdan emas. Adolat nima bo'ladi? Adolat xatolarni tan olishlikda va ularni to'g'rilashlikka urinishda bo'ladi. Nu'aym ibn Hammod rahmatullohi alayhi keltirgan o'sha Fitan kitobidagi Ali radhiyallohu anhuga tegishli deyilgan hadisni roviylarining ichida zaiflar bor, to'g'ri. Ammo bu boshqa bir hadislarda, sahih hadislarda quvvatlangan ma'noni kasb qilganligi uchun bu hadislarni zaif deb otishlikka haqqimiz yo'q. Sahih rivoyat bilan ko'pchiligimizga ma'lum, bilmaganlar o'rgansa bo'ladigan hadislardan biri. Zuhuvaysira nomi bilan mashhur bo'lgan hadis bo'lib, payg'ambar alayhissalotu vasallam g'animat taqsim qilayotganlarida soqollari uzun, sochlari osilgan, peshonasi do'ng, ko'zlari chuqur bir odam kelib, payg'ambar alayhissalomga "Adil ya Muhammad" dedi. "Adolat qil ey Muhammad" dedi. Shunda payg'ambar alayhissalom "Holinga voy bo'lsin. Payg'ambar bo'la turib men adolat qilmaymanmi? Men adolat qilmasam yer yuzida boshqa adolat qiladigan kim qoladi?" dedilar. Shu payt Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'sha gapni aytgan odamni bo'yniga urmoqchi bo'ldilar. Payg'ambar alayhissalom "Yo'q, qo'y, tek qo'y" dedilar. Va shuning davomida aytdilarki, "Mana shuning avlodidan shunday odamlar chiqadi" deb o'sha odamlarni sifatlaganlarida Nu'aym ibn Hammod rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan Ali radhiyallohu anhuga tegishli bo'lgan hadisdagi sifatlar o'tgan. Mutlaq hammasini aytmaymiz, to'g'ri, lekin shu sifatlar o'tgan. Demak,
Bu biz bular zayıf deyip atışka hareket kılıyken hadisinin kuvvetlamışı sahih hadisler var. Şundayken bu sadde sayaz seviyesi ortaçağa bugün adamlarının fikirlerini din sıfatıda alıştıktan ihtiyat buluşumuz gerek. Bu kitapta ustazımız Şeyh Hazretleri bazı narsalarga işare kıyarlar. Yani açık etken yerlere hem var. Etkenler ki din bu ciddi talimattır. Onu nataniş, natayin, ustazı, şeyhi, namalim adamlardan alın deydi. Hadis yapıladığın adam, hadisten öz ustazını, sanadını, aytiyatken gebbige mananiyem sanadını getirip verişini gerek. O yüzden bize dinli kitaplardan okup, bana şu dinli takdimat kılıçdik ki hiç kimde hakkı yok. Bu hakikat bu kitapta bortuk duradı ve bu hakikatini inkar kılıp bulmaydı. Peygamber aleyhissalatu vesselam ümmetim zalalatta can bulmaydı degenler. Bunga göre 126'da meşhur ulamalar toplanıp bir hadisini keltiradigan bo'lsa, onun matnida yoki rivoyatida zayıflik bo'lsa da albatta onun manası sahih rivoyatlarga tayangan bo'ladi. Shuning uchun bunaqangi masalalarda köçe köyde her kimde gepge kulağı basmazdan elbette ahli ilimden senedi var rivayetlerini fikhini, dirayetini yakışı düşünendigen ulamalardan bu meselelerden sonra soruşturup kimin kulağısı çıkarış gerek. Allah Teala bu kitabını halkımız için manfaatli kılsın. Öyleyim ki her bir hanadanda bu kitaptan buluştuk, her bir hanadanda bu kitap buluştuk gerek. İmkan kadar bu kitabını okup yol alış gerek. Zihinge yakşı ornaştırış gerek. Kalplerimizde bunu yakşı sindirişimiz gerek. Aynısı bugün gününde, bugünkü siyasi buhranlar, türlü siyasi oyunlarda korkak buluyetken yaş avlatlarının adaşçılığını olduğunu olarken en zarur kitaplardan biri desek mübalağa bulmayın. Allah subhanahu wa ta'ala bu kitabını halkımız için manfaatli kılsın. Ustazımız Şeyh Hazretleri'ni ve onların etrafındaki ahli ilimlerine Allah subhanahu wa ta'ala bizi öz himayesi asrasın. Halkımız, milletimiz için doğru yolunu kursatıp barışlıkla onlara güç, kuvvet, hidayet ve meyabını Hüdayi Teala bizi atarsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiru ve netubu ileyk. Ve ahire da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Rahmet. Rahmet Allah'ın. Allah subhanahu wa ta'ala bundan keyingi ishlarimizda hammamizni muvaffaqiyatlar ato aylasin. Endi ikkinchi kitobimizni taqdimotiga navbat keldi. Hammamizga ma'lumki, oldinda ham ta'kidlaganimizdek, bu yilgi 2015 merodiy sana davlatimiz tomonidan keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilindi. Ushbu munosabat bilan yozilgan ustozimiz qalamlariga mansub ajoyib kitob yilning boshida o'quvchilarning qo'liga yetib borgani yana ham quvonarli hol. Ushbu kitob haqida fikr mulohazalarini bildirishni muhtaram Erkin Malik domlamizdan iltimos qilamiz. Marhamat ustoz. Xalqimizda shunday bir gap borki, hayot bu ofatlar yo'q. Ya'ni hayotni ofatlarga o'xshatishadi. Allohning qudrati shundaki, mana shu katta oqan daryoni ikki qirg'og'i. Birinci kırlağı oranlar bulsa, ikinci kırlağı bu kekseler. Ona şu iki kırlağıdan okanır. Şimdi bundan böyle parasak, her iki kırlağıdan ağacız. Birinci kırlağı, yani bola bölgenlik için, gödek bölgenlik için, kurdan hiç nasıl kemagenlik için, bulsa ikinci kırlağı, bu hemen küçük, kudretli tecrübesi var, lakin zayıflık için. Allah'ın kudreti şundan için iki kırlaktan akızı koyup da hayat edersin. Şu Nuhay Nazaret'ten Hazretin ötken yıla çöp edilgen sağlam bana kitapları yıl devam eden bana şu tüm günü maktablarda, oruluk yurtlarında, yaşlar ve hemen köylerde yakışık olup dersler bozdu ki bu şey sağlam almak, sağlam olanı kendi köye gidip kaçış gerek. Bunun için ne kadar kılış gerek? Dinimizde hamalar aytilgan, hadisler olarak aytilgan, anlaşılan esasında juda katta bir haliga dastur bo'ldi ve katta yordam bo'ldi. Mana endi o'sha kitobning davomi, keksalar, e'zozlash kitobi ham chop etildi.
bu kitaptan osha hozir kunda osha hamma ma'rifat o'shalarida dastur sifatida foydalanyapti. Mana yaqinda mana shunday bir jamoada meni chaqirishib katta jamoada shu yerda mana shu tekstlarni e'zozlash bo'yicha shu suhbat bersangiz degan gapni aytishdi. Mana o'sha suhbatda albatta hazratni kitoblaridan osha foydalanib osha tekstlarni e'zozlash akalarımız, oralarımızın hurmatını cöreye koyuş nimelerden ibaret. Kur'an'da nime değilken, hadislerden nime değilken. Bana şu yaplarını kulağa ayırganımda Türkçülük, bu şeyinde işçi yaşlarında Türkçülük bana şu derslerden bir havalilere bağımlı oldu. Sağolunlar bir açıdı. Bana şu tekstlerini izlersiz kitabı da bu şeyde yazılar şundan bağlı gidermeden aşık koşabiliyor. Dümellerinin turları. Dümel kılıç gerek. Hem de yazılar gerek. Diğer koşabiliyor sözlerini kitapta iki etkilerken. Ben koşabiliyor münakiyem kayıtta koşabiliyor kitaptan okuduğum dönemlerken onları yazıp alıştı. Misal için o da onların mal mülklerini ve kereksiz nesnelerini okumaza kılış. Ota-onaning ruxsatisiz biror narsa olmaslik. Ota-onaga rohatbaxsh narsalarni hozirlash. Ota-ona uxlayotganlarida uylarini bezovta qilmaslik. Ota-onaning xonalariga ularning iznisiz kirmaslik. Ota-onadan oldin taomga pul uzatmaslik. Yaxshi narsalarni o'zidan oldin ota-onaga taqdim qilish. Ota-ona huzurida yonboshlamaslik. Ota-ona huzurida oyoq uzatmaslik, ota-onadan yuqoriga o'tirmaslik, ota-onadan barcha ishlarda maslahat so'rash, ota-onaning fikrlari va tajribalaridan foydalanish, ota-onaning nasihatlarini bajarishda va bajonidan qabul qilish, ota-ona haqlariga duoda bo'lish va hokazo. Mana shu narsalarni o'qib berganimda o'sha o'tirgan yoshlar o'sha bajonidan so'zlarini yozib olishdi. Sababi bu aytilgan gaplarni sizlarimiz bilamiz. Lekin haligi bu ilmdan sal uzoqroq bo'lgan yoshlarimiz, ishchilar bir narsalarni bilishmaydi. Ota-onalardan misol uchun oldiga tushib yurtga chiqadi. Ota-onalardan bir qadam orqada yurish kerak deyilgan gaplarni hali ular tushunishmaydi. Va o'sha ota-onalarni o'sha hurmatini joyiga qo'yish, demak Alloh taolo Ota-ona rozi bo'lsa, men rozi emasman degan so'zlar ular uchun yangilikka o'xshaydi. Shuning uchun bu kitobdagi aytilgan hamma hadislar, hamma o'shanga keltirilgan oyatlar o'sha ota-onani hurmat qilish bugungi kunda qanchalik zarurligini bekorga yurtboshimiz xayriyani e'zozlash yil e'lon qilmaganligini o'sha tushunish uchun bizi bana şu çok ilgilen kitabımız içeride yakışık bir dastur bulundu diken ümit demem. Bana şu kitaptan gelip çıkıp, misal için ben uzun, bana şu yerde bana yakın yarım yılda gelip işleri başladım. Bundan adım 15-16 yıldan beri Hazret bilen başka kitapların üstünde çok yetişim boyunca şu yapamadığım pekken, bana şu kitapta o şarkı ilim yolda, İslam yolda, Allah yolda, bütle sıkaçı akarsa, da saçı akarsa, sakalı akarsa, kızların saçı akarsa demek bu ahirette nur bo'ladi. Ahirette kahiret bo'ladi degan şerbi gaplar, sözler, bana şu iktibaslar, işte hammamızı işte doğru yolga, sağlık yolga başlaşka ve ota onalarımızı, kettelerimizi hırmat kaşka diye sazavar bo'ladi degan gaplarını bana şu kitaptan ben okup aldım. Bundan tashqari bu kitobda o'sha otadan keyin amakini o'rni, onadan keyin xolani o'rni, ota bilan otaning do'stlari bilan munosabat, misol uchun ota o'tib ketib qolsa ularning do'stlarini qanday munosabatda bo'lish kerak va yoshlarni bevosita keksalarni hurmatdan joyiga qo'yish bilan bog'liq juda yaxshi so'zlar
fikirde aytilgan ki, bu kitap ham Xudo xohlasa, o'sha bizni, o'sha degan yoshlarimiz uchun degan ta'lim-tarbiya ishlarini olib borayotgan bugungi o'sha g'arbatchilarimiz uchun eng yaxshi bir kitob va dastur bo'lib qoladi degan umiddaman. Va hazratni mana shunday hozir javoblik bilan mana bu hozirgi taqdim etilgan oldingi kitobimiz ham ochiq xatlar ham tuyuqlarni e'zozlash ham o'sha bugungi nashriyotlar hali chiqarib xayoliga keltirmagan narsalarni biz nashr etib xalqqa taqdim etishimiz o'sha haligi hayotni qanchalik teran anglayotganligimiz va qanchalik tushunayotganligimiz va xalqimizni nimalarga haligi muhtojligini, ularni ongini, fikrini, qarashlarini o'shanga mukammallashtirish, rivojlantirish, boyitish uchun qilinayotgan bir ishlardan deb bilaman va bu kitobni oldingi birodarimiz aytgandek o'sha hamma oliy o'quv yurtlari, maktablar, kollejlar orqali o'shanga yoshlarga bir dastur amal bo'ladi degan umiddamiz. Salomat bo'ling. Rahmat domla, Alloh subhanahu va taolo qilgan bayonotingiz uchun ajr savobingizni ko'paytirib bersin. Bir so'z bilan aytganda, ushbu kitob va bizning fikrlaridan mulohaza qilib turdim. Bizdagi qariyalarni e'zozlash yili deb e'lon qilinishi azaliy an'anamizni biz inkosi bo'ldi. Ushbu kitob esa ushbu inkosni, ushbu qadriyatni asl poydevorini ochib bergan. Endi so'zning xotimasini ham muhtaram ustozimizga beramiz. Marhamat ustoz. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Abror domlaga hozirgarga kitoblar haqida so'zlagan edi so'zlari uchun tashakkur izhor qilamiz. Bu azizlarimiz o'quvchi sifatida, o'quvchilarga nasihat sifatida nasihatçi sifatida söz sözlerden bozulur. Ben kitaplarını yazılış tarihini ait edilen şahsı eylem koyuyorum. Aşı demek ki kekselerini ezazlaş kitabı hem özüge yaraşa bir küçüküne kıssaga malik kitap hesaplanıp kaldı. İttifaka Allah-u Teala'nın iradesi şunu hakladı. Bana şu yurtumuzda 2015 yılını kekselerini e'zozlash yili deb rasmiy e'lon çıkan türlerde ben seferde bo'ldim. Sefer uzaroq davom etdi. Shuning uchun bu kitobni seferde yozishga to'g'ri keldi. Katta-katta davlatlarning poytaxtlarida va o'sha poytaxtlar orasida uchadigan uchoqlarda bunga nashriyot tahririyat azaları daim yordam berişip durdu. İsmail Can, Azar, Muhammed Ali, yana başkalar. Ben yazıp bir yerde gelip, iktibas yapıp başka narsa kek basa, derrol internette falan kitabını yubariylerde bir yazar. Yubarişerdi, şunu alıp yana cahiler koyup, yana bir an ihtiyaç ise şuna kadar bulup yürüp, yazıp, ahırı eğer izinden çıkmadan olsa İsmail Can'ı ben kuvvetten yönettim. Kitap bitti, tezrak tahrir kılıp çap kılıçını peyden buluyordu. Yani şu münasebetle tahririyat, bu nesiliyat hanımlarının barçalarına, muharrirlerimizle, musahhitlerimizle, teknik hanımlarımızla, bu kitabını çıkıp yarı dünyanın yüzünü görüp, xalqimizning qo'liga yetib borishi uchun o'zining hissasini qo'shgan barcha azizlarga tashakkur izhor qilaman. Alloh taolo bu azizlarimizni ixlos bilan qilgan mehnatlarini, ajrlarini, savoblarini, barakalarini ko'paytirib bergan bo'lsin. Aziz o'quvchilarimizga esa mana shu kitoblardan o'qib bir foyda topsalar, shu kitobni yozganlarga, chiqarganlarni haqiga bir duo qilib qo'yishlarini iltimos qilaman. Yana ko'proq shunga o'xshagan ma'lumotlarni chiqarish niyati. Bizning niyatimiz mana shu mavzu ochildimi, demak xalqimiz bu mavzu bo'yicha nimani bilishi kerakligini yetkazib qo'yish. Dinimiz mana shu mavzuda bizga nima ko'rsatma bergan?
Bu barada bizde kandı ilim var, marifet var. Şunu köpçülükke, halka yetkazış. Hanıcanlar alıp okusun, şu ilimden, marifetten bahret yapsın, onunla amal kılıp bu dünyası ve ahireti için büyük bir zemin yaratıp, bahke, saadetke erişsin degen niyet. Allah subhanahu ve ta'ala barca işlerimizin özü berekatli kılsın. Bu kitaplarımız, bundan keyingi kere duran kitaplarımız hemmesini elimiz, yurtumuz, halkımız, mumun, musulmanlar için berekatli buluşunu o da nasip kılgen olsun. Ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetiyle.